Antakya'nın meşhur peynirli künefesini yapıyoruz. Şu anda kullandığımız malzeme miktar olarak 5-6 kişiye yetecek şekilde yarım kilo künefeden tatlı yapmaya çalışacağız. Kullanılacak malzemeler yarım kilo künefe gördüğünüz gibi işte ayıklanıyor. Buna 300-400 gram arası tereyağı kullanacağız. Birebir şeker kullanılacak. Yarım kiloya yarım kilo şeker. Bunları ayıkladıktan sonra tereyağıyla yağlayacağız. Ondan sonra bu arada kullanılacak peynir de taze ve tuzsuz olması gerekiyor. Bu peynir en önemli noktası peynirin birazdan da göreceksiniz suyunu iyice sıkmamız gerekecek. Peynirin suyu iyi sıkılmadığı takdirde ısınma anında, pişme anında suyunu bırakacağı için tepsiye künefenin yapışması, dolayısıyla çevrilmesinde engel teşkil edeceği için peynirin de suyunun iyice sıkılması gerekecek. Parçaladığımız künefeyi bu şekilde yağlayacağız. Peynirimizin de suyunu sıktık, hazırladık görüldüğü gibi. İyice sıkıldı. Bunu yağladıktan sonra tamamını, yarısını şu andaki boş kaba alacağız. Yarısını birinci tabaka olarak sereceğiz. Birazdan göreceksiniz. Bu künefenin mümkünse görüldüğü gibi kalaylı bakır tepside yapılması künefenin lezzetli olmasını sağlar. Ve varsa bakır tepside yapılmasında fayda var. Bu şekilde iyice yağlanmasını sağlıyoruz. Bu arada bir taraftan da bizim şerbetimiz yarım kilo künefemiz olduğu için yarım kilo şekere yaklaşık 300-350 gram su koyarak şerbetimiz de ocakta hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi künefe piştikten sonra künefe ile şekerin birinin sıcak birinin soğuk olması gerekiyor. O nedenle künefeyi hazırlarken şekerimiz de şerbetimiz de hazırlanmış oluyor. Şerbetimiz soğuyuncaya kadar zaten künefenin de pişmesi bitecektir. Gördüğünüz gibi yarısını ayırdık, yarısını tepsiye çok kalın olmayacak şekilde döşüyoruz. İşte şu anda birinci katı döşedikten sonra üzerine tuzsuz, suyu iyice sıkılmış olan peyniri döşüyoruz. Künefeyi tepsiye döşerken çok fazla bastırmamak gerekiyor. Gerek birinci tabakayı, gerek ikinci tabakayı. Aksi takdirde yumuşak olmaz, biraz sert olur. Şu anda peynirin üzerine ikinci katı örtüyoruz. Şöyle elimizin ağırlığı kadar bastırıyoruz. Bu kadar kalın gibi görülüyor ama pişince peyniri eriyeceği için bu birazcık incelecektir. Ocakta pişirmeye başladık. Yalnız altın iyice kızarmasını, yanmamasını sağlamak gerekecek. Bu aslında açık ortamlarda mangal üzerinde tepsi genişliğinde bir saç parçasına yayılmış közün üzerinde, ateşin üzerinde daha lezzetli olur. Ancak kapalı ortamlarda mecburen ocakta pişirmeyi sağlıyoruz. Birinci katın piştiğinden emin olduktan sonra birazdan göreceğiniz gibi çevireceğiz. Şimdi tarafının kızardığından emin olduğumuz bu künefeyi atmaya hazırlanacağız. İnşallah iyi pişmiştir alt tarafı. Havada tatlı atacak. Güzel de kızarmış, evet. Evet.
Güzel olmuş. Şimdi sıra geldi alt tarafını pişirmeye. Evet, çok güzel kızarmış ama. Gördün mü? Bak ortası pişti mi? Evet, altı ve üstü kızarmış olan sıcak künefenin artık şerbetini dökme, servise hazır ve şerbetini dökme durumuna geldi. Umarım içerisindeki peynir sünmesi lazım, sakız gibi. Peynirin kalitesi ve mayası uygun ise sünecektir. Daha önceden hazırlanmış ve soğumaya terk edilmiş olan şerbeti hemen üzerinde gezdireceğiz. Tamamının şerbeti tamamının üzerinde gezdiriyoruz. Şerbetin kıvamı. Şerbetin kıvamı biraz katı. Görüldüğü gibi yoğun olacak. Çok sulu. Şimdi tabii bunu hemen sıcak sıcak yemek gerekecek. Soğuduğu zaman içerisindeki peynir sertleşir. Evet, servis yapmaya hazır duruma geldi. Ekmeği buyurun efendim. Ben geçeyim. Önce ben mi? Afiyet önce misafir. Sen önce misafir yiyin. Ooo süper olmuş. Sünüyor mu Serkin? Evet bakın peynir bir miktar sünüyor.